Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ayet-i Matahati'ne son hızla devam ediyoruz. Sıradaki konumuz trigonometri. Birçoğunuzun baş belası. Gerçekten de öyle. Ben öğrenciyken de gerçekten trigonometriden çok zorlanmıştım. Herkes zorlanıyor. Sevgili arkadaşlar, videonun açıklama kısmında PDF'nizi indiriyorsunuz. Bir yerden çıktısını alıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz trigonometriyi benimle birlikte yazarak bitirirseniz her türlü soruyu çözeceğinizin garantisini veriyorum. Hevallah. Sınavda 4 ya da 5 bazen 6 soru bile gelebiliyor. Her türlü soruyu çözeceksiniz. Çünkü arkadaşlar sadece ders işlemeyeceğim. Özel ders vereceğim size. Bakın özel ders. Hocam ben özel ders alamıyorum. Valla ben şu an sana özel ders şeklinde ders işleyeceğim. Trigonometriyi en basit seviyeden tutacağım. Zor seviyeye kadar mükemmel bir anlatımla kendimi paramparça edeceğim senin için. Yani eğer PDF'i indirip bir yerden çıktısını alıp benimle birlikte yazarak videoları bitirirsem trigonometride yapamayacağın soru kalmayacak. Havalı garantisini veriyorum. Burada özel ders anlatacağım sana. Daha ne istiyorsun? Şimdi arkadaşlar gerçekten trigonometri çok önemli bir konu. Sınavda 4-5 soru geliyor. Bunun yanı sıra trigonometriyi türevde kullanıyoruz, integralde kullanıyoruz, logaritmada kullanıyoruz. Her yerde karşımıza gelebiliyor. Bazen 10-15 soruyu bile etkileyediği oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli bir konudur. Gerçekten trigonometri hakıyla bitirirsek şu TYT konularının hepsini tekrar etmiş oluyoruz aslında. Çarpanları ayırma falan fistan onlarda filozof oluyoruz. Arkadaşlar trigonometriyi mükemmel bir şekilde bitirmeye var mısınız? Evet. E o zaman bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle trigonometride trigonometriye başlamadan önce bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Baştaki tanımlar ne yazık ki sıkıcıdır başta sıkılıp ilk iki videoda ben çok sıkıldım vay şu oldu vay bu oldu ben bırakıyorum dersen zaten başarısı, başarılı olamazsın. Sonuna kadar trigonometriyi benle birlikte bitirirsen başarılı olacaksın. Çünkü baştaki mesela terimleri görüyoruz sürekli tekrar tekrar ede ede gideceğim kendimi senin için perişan edeceğim. Emin ol eğer sen benimle birlikte trigonometri bitirirsen kef edeceksin kendine ha. Diyeceksin ki bu ne kadar zevkli bir konuymuş ya. He vallahi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle bazı tanımlar var. Bu tanımlardan kendimizi sıyıralım. Ondan sonra işin zevkli tarafına geçiş yapalım. Şimdi pozitif ve negatif yön. Arkadaşlar tüm dünyada kabul edilmiş bazı şeyler var. Saat yönü ne demek? Saat yönü bu taraf demek değil mi? Saat bu tarafa doğru gidiyor. Saat yönüne negatif yön diyoruz. He vallahi negatif yön diyoruz. Saat yönünün tersi. Saat yönünün tersi de bu taraftır. Buna da pozitif yön diyoruz. Pozitif yön diyoruz. Saat yönünün tersi bizim için önemlidir. Pozitif yön bizim için önemlidir. Negatif yön valla biz negatifleri sevmiyoruz. Biz pozitif insanları seviyoruz. Peki pozitif insanlar kimlermiş? Saat yönünün tersine giden insanlar. Tabi bu insan derken açılardan bahsediyoruz. Arkadaşlar açılarda saat yönünün tersi pozitif yöndür. Saat yönü, saat yönü ise negatif yöndür. Koordinat düzlemini görmüşsünüzdür. Yani hayatınızda bir kere bile olsa şu x, y düzlemi koordinat düzlemini görmüşsünüzdür. Öyle değil mi? Buna x ekseni buna y ekseni diyoruz. Birazdan bu x eksenine kos ekseni buna da sin ekseni diyeceğiz arkadaşlar. Şu an konumuz bu değil. Konumuz ne? Sevgili arkadaşlar bakın. Her zaman her zaman Şurası başlangıç noktası oluyor. Başlangıç neresiymiş? Şu eksenmiş. Yani x eksenin pozitif kısmı olan kısım neymiş? Başlangıç. Bizim başlangıcımız neresi acaba? Vallahi hocam bizim başlangıcımız a burasıdır. He valla. Bir tane koordinat düzlemi verilmiş? Başlangıç neresi? Hocam ala a burası. Çok güzel. O başlangıcı asla unutmayacağız. Çünkü işin içinden çıkamıyorsak başladığımız yere geri gidip tekrar geleceğiz. He valla. Arkadaşlar başlangıç noktası, başlangıç kısmı her zaman burasıdır. Bakın şu B noktasına dikkat edin. B noktası e, yani şöyle bir doğru çektik. Bu açı nedir? Valla pozitif yöndür. Buradaki açı neymiş? Pozitif yörmüş. Yani bu açı ne oldu? Bakın A, O, B açısı büyük sıfırdır. Şimdi B noktasını bu sefer buraya taşıdık. Şöyle bir doğru çektik orijine. Şu taraf ne? Negatif yöndür. Çünkü saat yönüdür. Saat yönü negatif yöndür. O zaman buradaki açı negatiftir. Biz pozitif yönlerle uğraşacağız arkadaşlar. Peki bu açının yani şu B noktasında şu doğrunun pozitif yön açısı hangisidir? Başlangıç burası, valla a burasıdır. Tamam arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili birkaç tane egzersiz yapalım sonra konuya başlayalım. Çünkü burası gerçekten çok önemli. Burayı öğrenciler gözden kaçırdığı için ya da belki de görmedikleri için ileride bu nasıl ikinci bölge oldu ya? Bu nasıl üçüncü bölge oldu diyorlar. Arkadaşlar öncelikle bakın burada bir sürü örnek sizin için yazmışım. Mesela ben size şöyle bir şey desem hocam başlangıç ha budur ha her zaman. Şimdi mesela 20 ise o zaman pozitif yönde yaptığı açı 20 derecedir diyeceğiz ve birinci bölge oluyor bu nokta. Tamam arkadaşlar. Mesela noktamı burada seçtim. Diyelim ki Şurası ne olsun? Örneğin 30 derece olsun tamam mı? O zaman bu noktanın x-axis'in pozitif yönde yaptığı açı, pozitif açı nedir? Hocam valla burası da 90 derecedir. 90 da 30'un toplamı 120. Yani burası ne oldu? Bakın pozitif yöndeki açı ne oldu? 120 derece oldu. İkinci bölgededir. Yani birazdan bahsedeceğiz. 120, 120 derecelik açı valla ikinci bölgeye geliyor. Bu birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bölgeleri bahsedeceğim. Hocam bölge nedir ben anlamadım ama valla anlayacaksın. He valla sonuna kadar sabret. Gözünü seveyim. Örneğin buradan bir nokta aldım tamam mı? Şöyle bir tane doğru çekiyorum. Diyelim ki burası 60 derece olsun. O zaman e, bu e, doğrunun x ekseni pozitif yani pozitif açısı ne olur? Hocam pozitif açısı valla a, burasıdır. Hevallah. E, orayı nasıl bulacağız? Arkadaşlar burası 270'tir. 270'ten 60'ı çıkarın. Değil mi? Burası 60'sa, 60 sa 270'ten 60'ı çıkarsak 210 derece olur. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Burası 90 derece. Şurası 90 derece. E burası tamamı 90'dır. 60 sa buraya 30 düşüyor. Değil mi arkadaşlar? 30 ile 60'ın toplamı 90'dır. Dolayısıyla 90-90 daha bakın başlangıç her zaman burasıdır. E vallahi. Yani bu pozitif açıyı bulmaya çalışıyorum. 90-90 daha 180. 30 daha 210 derecedir diyeceğiz. Üçüncü bölge oluyor burası. Şimdi bundan bahsettikten sonra. Sevgili arkadaşlar açı ölçü birimleri var tamam mı? Derece bir çemberin 360'da birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir. Ve üstünde şöyle bir yuvarlak bir şeyle gösterilir. Bu neymiş? Bir derece. Radyan. Bir çemberde yarıçap çap uzundaki yaya bir radyanlık yay. Bu yayı gören merkez açıya bir radyanlık açı denir. Hocam ama siz okuyorsunuz. Abi valla ben de çok bilmiyorum yani. Radyan deyince aklıma pi geliyor. Derece deyince valla üzerinde aa, Tamam Üzerinde böyle bir şey var. Şimdi senin bilmen gereken nedir biliyor musun? Şu tanımlarla çok kafayı yorma. Senin bilmen gereken olay şudur. 360 derece 2 pi'ye eşittir. Her iki tarafını ikiye bölün. 180 derece pi'dir. He, Bundan sonra ben 180 derece gördüğüm yere pi yazacağım. Bunu kesinlikle unutmayacağım. Pi gördün mü? Kardeş 180. Bitti bu kadar. Arkadaşlar dereceyi radyana nasıl dönüştürüyoruz? Derece bölü 180 eşit radyan bölü pi gibi bir formülümüz var. Bu formülden yararlanarak dereceyi radyana radyanı dereceye valayı çevirebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Mesela 60 derecelik açı kaç radyandır? Yani kaç pi'dir? Hemen şunu yapıyorsunuz. Valla derece bölü 180 eşit radyan bölü pi. Yani derece yerine 60 yazacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Bakın 60 bölü 180 Neye eşitmiş? Radyan bölü pi. Hiçbir şey yapmamışım. Şu formülü kopyala yapışır yaptım. Derece yerine de 60 yazmışım. E, 60'a böl 1. Bunu 60'a böl 3. Yani radyan bölü pi eşit 1 bölü 3 çıktı. Buradan radyan kaç çıktı arkadaşlar? Şu pi çarpı 1 yani pi, şunu a bu tarafa atıyorum. Ha. Pi bölü 3 çıktı. He. Yani ne demek istiyorum? Demek ki 60 derecelik açı pi bölü 3 radyandır. Gerçekten öyle mi sevgili arkadaşlar? Yani mesela pi neydi? Hocam valla pi 180'dir. Ha unutmayacağım artık. E pi yerine 180 yazarsam 180 bölü 3 60. Gerçekten 60 oluyor. 150 derecelik açı kaç radyandır? Hocam ben anlamışım. 150 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi yapıyoruz kendimize. Burayı sadeleştirirsek 3'e böl valla 5. 3'e böl 6. 5 bir bölü 6 mı oluyor? He. Radyan eşittir. Ne çıktı? 5 pi bölü 6 çıktı. Dolayısıyla yani bu ne anlama geliyor? E valla nasıl ne anlama geliyor? 150 derecelik açı 5 pi bölü 6 radyandır. He valla. 210 derece. Videoyu duraklat. İlk önce kendin yap. Sonra benimle birlikte yap. Hocam ben anlamışım valla ha. 210'u 180'e bölüyoruz. Daha sonra alıyorum. Radyan bölü pi'ye dönüşür. Eşitliyorum. eşitliyorum. Bunu kendime kopyala yapışır yapıyorum yani. Kendime kef ediyorum. Şu sıfırlar gitti mi? 21'i 3'e böl. Valla 7. 18'i 3'e böl. Valla 6. O zaman 7 pi bölü 6 oluyor değil mi? Radyan eşittir. 7 pi bölü 6 oluyor. Gerçekten pi yerine 180 yazarsak. Pi 180'e eşitti ya. Ne oluyor? 180 bölü 6. 30. 7 ile çarp 200. Anlamış mısın? Bu kadar. Arkadaşlar pi bölü 6 kaç derecedir? E hocam pi 180'dir. Yani pi yerine 180 yazıyorum. 6'ya bölüyorum. 180'i 6'ya böl. 30. E demek ki pi bölü 6 30 derecedir. Eyvallah. 3 pi bölü 2 kaç derecedir? Hocam hocam. 3 çarpı pi yerine 180 yazıyorum kendime. Aşağıda da 2 var. 180'i 2'ye böldüm. valla 90. 3 kere 90 270. Aa. Yani 3 pi bölü 2 kaç dereceymiş? 270 dereceymiş. Azallah. Ezan da okunuyor arkadaşlar. İşimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Artık ben şunu biliyorum. Pi neymiş? Hocam vallahi pi 180 derecedir. Eyvallah. Peki, e, pi bölü 2 ne? Bana söyler misin? Hocam 180'i 2'ye bölsek valla 90 derecedir. He valla. Peki, 3 pi bölü 2 ne? Hocam pi yerine 180 yazarsak bak 270 çıkıyor. 270 derece. Peki, 2 pi ne? Valla hocam 2 kere 180, 360 derecedir. He valla. O zaman arkadaşlar bakın zaten biz bundan yararlanarak birazdan size göstereceğim. Bakın şurada göstereceğim. E, mesela bakın 0... Pi bölü 2 pi 3 e, pi bölü 2. Zaten size söylemiştim demir arkadaşlar. Söylememişse şimdi söyleyeceğim. 0, 90 derece. Burası 180 derece. 270 derece. 360 derece. Dolayısıyla biz buraya pi bölü 2 diyeceğiz. Bakın şurada da farklı bir şey var. 0, pi bölü 2 ne? 90. Biz buraya pi bölü 2 derece diyeceğiz. Çünkü 90 derecedir. Buraya pi diyeceğiz. Çünkü 180 derecedir. Buraya her zaman 3 pi bölü 2 diyeceğiz. Çünkü 270 derecedir. Burası da 2 pi'dir. Yani 2 pi ile 0 aynı yere geliyor. Başlangıç yerine geliyor arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Vallahi hiçbir sıkıntımız yok. Sevgili arkadaşlar şimdi çok sıkıcı bir yer var. Lütfen buraya bakarak vay ben çok sıkıldım bu konu ne biçim bir konu demeyin. Çünkü bununla ilgili soru beklemiyorum açıkçası. Ama yine de test kitaplarında bilmem deneme sınavlarında karşınıza gelebilir. Belki hani yüzde %0.001 bile olsa sınavda belki gelebilir diye onu da işleyeceğiz. Arkadaşlar derecenin 1 bölü 60'ına 1 dakika denir. 1 derece. 60 dakikadır. Dakikanın 1 bölü 60'ına 1 saniye denir ve 1 derece 60 dakikadır. 1 derece 3600 saniyedir. Dereceyi saat gibi düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. 1 saat kaç dakikadır? Valla 60 dakikadır. O zaman 1 derece de 60 dakikadır. 1 saat kaç saniyedir? E Valla ben şunu biliyorum arkadaşlar. 1 saat yani şu derece saat gibi, o gibi düşünüyorum. 60 saniye dakikadır. Öyle değil mi? Peki 1 dakika kaç saniyedir? Valla hocam o da 60 saniyedir. Peki 1 saat kaç saniyedir? 60 x 60 3600 saniyedir. Sevgili arkadaşlar 1 saniye ve 1 derece 60 dakika ve 3600 saniyeye eşittir. 14.253 saniyelik bir açı. Kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Arkadaşlar bu arada biz açıları derece, dakika, saniye şeklinde gösterebiliyoruz. Nasıl? Mesela e, bu saniyeyi ne yapacağız? Hem dereceye, hem dakikaya, hem de saniyeye çevireceğiz. Şimdi bu saniye mi? Evet. O zaman ben bunu 60'a bölersem kaç dakika olduğunu bulabilirim. Yani 14.253'ü alıyorum. Bakın 14.000'in 253'ü aldım. Neye böleceğim? Hocam valla 60'a böleceğim. Çok güzel. Yani e, bu saniyedir ha. Ah. Bu da dakikadır. Şimdi arkadaşlar ne e, kaç defa var? 2 kere 60 valla 120. E, ondan sonra burası 2. 4'ten 2 çıktı 2. Şu 5'i indiriyorum değil mi? Burası 225 oldu. E, 3 defa dersem 180 oluyor. Çıkarttım 5. 12'den 8 çıkart. 4. 3'ü indirdim. Kaç defa var? 6 kere dersek olmaz. 7 defa var sanki. 7 kere 6 42 yani 420 oluyor. E, çıkarttım. Burası kaç oldu? E, 33 mi oldu? Evet. Arkadaşlar bakın burası saniye ya. A, burası da saniye oluyor. Peki bu ne? Valla bu dakika. Demek ki 14.253 saniyenin içinde 237 tane dakika var. 237 tane 60'lık var. Yani 237 tane dakika var. Artı 33 tane de saniye var. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Peki bu dakikayı saate çevirebilir miyiz? Yani dereceye? Evet. Yani 237'yi 237, 237 60'a bölersek e, kaç saat olduğunu görürüz değil mi arkadaşlar? Hocam saat diyorsunuz abi dereceyle saati aynı görebilirsin şu anlık. He vallahi, sıkıntımız yok. Sıkıntı ne? Şimdi burası ne? Dakika. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı, aha. Çok güzel. 60'a bölüyorum ki 237'nin içinde kaç tane 60'lık var? Yani kaç tane saat var? Yani kaç tane derece var? Çok güzel. E, 4 defa dersek olmaz. 3 defa dersek 3 kere 60 valla 180. Çıkarttım ne oldu? E, 57 oldu. Bakın burası dakika ise burası da dakika. Artık burası derece oldu. Yani arkadaşlar bu ne oldu arkadaşlar? E, 3 derece. Bakın 3 derece. Efendime söyleyeyim 57 dakika değil mi? 57 dakika. Bir de ne var? 33 saniye var. Yani kısacası 14.253 e, saniye kaç derecedir? 3 derecedir. 57 dakikadır. 33 saniyedir arkadaşlar. Hocam çok mu önemli? Vallahi bunlar çok önemli değil. Sıkıcıdır. Yani başta anlatmamız gerekiyor. Kendimizi bunlardan kurturalım. Çok zevkli bir konudur trigonometri. Birazdan göreceksin. Diyeceksin ki öyle hoştur öyle hoştur öyle hoştur. Bu örneklerden kendimizi kurtaralım. Şimdi A artı B A eksi B'yi bulalım. Arkadaşlar A ile B'nin toplamını buluyorum şimdi. Ha, ha, Tamam mı? Öyle hoştur bakın. Bu ile bunu topladım. 51 saniye ile 56 saniyenin toplamı 107 saniye eder. 107 saniye diye bir şey var mı? Hayır. Arkadaşlar 107 saniye diye bir şey var mı? Mesela saati düşünün. Saat ne olur? 57, 58 saniye 59 saniye sonra sıfırlanır. Dakikayı artırır. Öyle değil mi? Mesela 107 saniye diye bir şey yok. 60'a 1 sıfırlanıyor. Dolayısıyla burayı hemen 60'a bölüyorum kendime. Bir kere 60, 60 çıkarttım. Burası ne oldu? 47 oldu. He. Şuraya 47 yazacağız. Bakın 47 saniye. Yani kalanı buraya yazıyoruz. Elde var biri. Vallahi buraya yazıyoruz. Daha sonra e, 40 ile 36'nın toplamı 76. Bir de elde var 77. 77 dakika diye bir şey yok. 60'a böleceğim. Bir kere 60. 60 kalan 17. 17 dakika kalanı buraya yazıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Abi bir şey yok. Elde var biri de buraya yazıyorum. 45 ile 1'in toplamı 46. 24 daha 70 mi olur? He valla. 70 derece. İşte A ile B'nin toplamı neymiş? Yani A ve B açılarının toplamı 70 derece 17 dakika 47 saniyedir. Test kitaplarında karşınıza gelebilir diye bunları veriyorum arkadaşlar. Normalde çok da önemli değil bunlar. A eksi B'yi bulalım. E bulalım. Valla A açısı neymiş? 45 derece 36 dakika 51 saniye değil mi arkadaşlar? 45 derece 36 dakika 51 saniye imiş. Peki B açısı ne? Hocam valla B açısı da 24, 40, 56. 24 derece 40 e, dakika he 56 saniye. Neyi bulacağım? A eksi B'yi bulacağım. Arkadaşlar taraf tarafa çıkarıyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Eyvallah. Taraf tarafa çıkarıyorum. Şimdi 51'den 56 çıkmaz. Bu buna diyor ki abi bana biraz borç versene. Bu da diyor ki ben sana valla 60'lık vereceğim. Eyvallah. 60'lık veriyor. Ee, burada ne kaldı 35 kaldı artık 35 dakika kaldı çünkü buna bir 60'lık yani 60 saniye veriyor aslında hocam niye 60'lık veriyor ya ben anlamadım abi öyle hoştur bak bak <laughs> mesela bu buna diyor ki abi dakika abi dakika abi bana biraz borç versene bir dakika borç versene sadece bir dakika o da diyor sana bir dakika mı borç vereceğim e, tamam ben sana bir dakika borç, borç veriyorum e, bir dakika nedir 60 saniyedir yani bir dakikayı veriyor ama aslında 60 saniyeyi veriyor. Anlamış mısın? E burada bir dakika e eksildi 35 dakika oldu. Aha. Peki bu buna bir 60'lık verdi. 60, 51 daha e, 111. 111'den 56'ya çıkaracağız. 111'den bakın 111'den 56'yı çıkarırsa kaç olur? 55 mi olur? He. Burası 55 saniye oldu. Çok güzel. Artık burada 35 dakika çünkü 1 dakika vermişti. 35 dakika kaldı. 35'ten 40 çıkmaz. Bu da bundan diyor ki bana bir derece versene. Bir derece 60'tır. Bu buna 60'lık veriyor. 60 tabi burada artık 44 kaldı. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü bir dereceyi verdi. 60 dakikayı verdi yani. 60 ile 35'in toplamı 95. 95'ten 40 çıkar. Valla 55. Efendime söyleyeyim burada 44 derece kalmıştı. 44'ten yani 24 çıkar. E, bu biraz zor. Valla 20. Aha A eksi B'yi de bulmuş olduk. Tamam arkadaşlar. Allah belasını vermez. Bizim bütün zamanımızı aldı. Neyse önemli değil. Şimdi trigonometride ilk sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Bu sıkıcı yerle ilgili ilk sorumuzu çözüyoruz. Ondan sonra öyle hoş olacak, öyle hoş olacak konu öyle bir zevkli hale gelecek. Sadece bana güven. Güven emin adımlarla yürü. Arkadaşlar ABC üçgeninden bahsetmiş. Evala hoştur. Kendimize bir üçgen çizelim. Soruyu anlamaya çalışalım. Bu nedir acaba ya? ABC üçgeni. Bakın B açısını vermiş. Tamam. Efendime söyleyeyim A açısını vermiş. Tamam. C açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. E ben de şunu biliyorum arkadaşlar. A artı B artı C nedir? Hocam valla 180'dir. 180 nedir? Derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Çok güzel. Şimdi ben eğer bu bunları bu mıntıkayı bu tarafa atarsam C'yi bulurum. Öyle değil mi? O zaman C neye eşittir? Valla hocam C 180 dereceden A artı B'nin toplamını çıkarırsam C'yi bulurum. He valla. O zaman ilk önce A artı B'yi bulalım. Sonra bulduğumuz sonucu 180 dereceden çıkaralım. C'yi bulalım. Çok güzel. A artı B'yi nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar bakın A açısı burada. B açısı burada. Bunları taraf tarafa topluyorum. Değil mi? A artı B'yi bulmak için. Şimdi A artı B'yi bulalım. A artı B neymiş? Bakalım. E, bu biraz zor ha. 57 ile 40 artık yavaş yavaş anlatmayacağım. Önceki örnek gibi arkadaşlar. Hızlı hızlı. 57, 43 daha. E, 10 bu biraz zor. 100 mü? He 100'ü 60'a böl. Bak. 60'a bölüyorum. Bir kere 60, 60. Kalan 40. Kalan 40'ı yazdım. 40 saniye. Efendime soruyor. Elde var 1'i buraya getirdim. 49 elde var 1, 50, e, 52 daha 102. 102'yi 60'a bölsek hemen 102'yi kendime 60'a bölüyorum. Anlamışım mantığını artık. Bir kere 60, 60. Kalan 52 mi? Valla 42. Eyvallah. 42'yi buraya yazıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani şu şunun toplamı 42. Elde var biri de bakın. Elde var biri de buraya yazdım. 63. Elde var bir. 64. 38 ile toplarsak e, yani 64 ile 38'i toplarsak 102 mi olur? He valla. Burası da 102 derece. Verhasıl ne yaptım? Arkadaşlar valla bu ile bunu toplamışım. Yani A artı B ne oldu? Bakın A artı B. Hocam A artı B yani şu ikisini toplarsak A ve B açıların toplamı 102 derece 42 dakika 40 saniye oluyor. Bunu biraz daha güzel yazalım. 40 saniye oluyor. Buraya kadar var mı bir sıkıntımız? Valla hiç bir sıkıntımız yok. E ne yapacağım? 180 dereceden A artı B'yi çıkarırsam C'yi bulurum. O zaman 180 derece. Arkadaşlar normalde 180 derece neye eşittir? Valla 180 derece. 180 derece 0 dakika 0 saniyedir. Normalde. E tamam hoştur. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bakın bunlara böyle vere vere bunları biraz yükseltebilirim. Mesela ben buraya bir tane derece versem yani 60 saniye versem burası 60 olur. Öyle değil mi? Şöyle olur. Burası da 70, 179 saniye olur. Ne yaptım? Bir dereceyi verdim. Bir derece de 60 dakikadır. Burayı 60 yaptı. E bu da buna bir dakika verse değil mi? Bir dakika 60 saniye. Yani buraya bir 60 saniye verse artık burada bir dakika verdiği için 59 dakika kalacak. Burası da 60 saniye olacak. He, Yani 180 dereceyi 179 derece 59 dakika 60 saniye şeklinde yazabiliyorum. 180'den şimdi en önemli yere geldik. He valla. Arkadaşlar 180'den A artı B'yi çıkarırsam C'yi bulurum. O zaman ne yapacağım? Şundan şunu çıkaracağım. Aha. Yani şundan şunu çıkarırsam vallahi C'yi bulacağım. E bulalım. 60'dan 40 çıkar. Burası 20 saniye oldu. 59'dan 42 çıkar. 17 dakika oldu. 179'dan 102'yi çıkarsak 77 derece oldu. Alın size C açısı. Cevabımız denizli arkadaşlar. Ve nihayet bu sıkıcı yerden kendimizi kurtardık. Artık hoş yere geldik ha. Öyle hoştur öyle hoştur. Bakın trigonometri çok güzeldir diyeceksiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar esas ölçü ne demek? Bakın esas, temel, gerçek, Arkadaşlar bir açının gerçek açısını esas ölçü diyoruz. Esas ölçüyü bulmak için eğer açı derece cinsindense 360'a bölüyoruz, kalanı yazıyoruz. Eğer açı radyansa yani pi'li bir şeyse pi pay paydanın 2 katına bölünür, kalan yazılır. Eğer açılar negatifse arkadaşlar derece ise 360'dan çıkarılır, radyansa 2 pi'den çıkarılır. Gelin bu örnekler üzerinde bu hikaye bize ne anlatıyor? öğrenelim. Sevgili arkadaşlar bakın 450 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir? Hocam vallahi öyle hoştur. 450'yi alıyorum 60'a 360'a bölüyorum. Eyvallah bu kadar. Bir kere 360, 360 çıkarttım ne oldu? 90 oldu. He demek ki bu açının esas ölçüsü kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. 1865'in esas ölçüsü. Videoyu duraklat ilk önce kendin yapsana zahmet. Sonra bana bak. Daha iyi gelişirsin. Ne yapacağım? Valla 1865'i alacağım. 360'a böleceğim kendime. He valla başka hiçbir şey yapmıyorum. E, kaç defa var ya? 5 defa dersek olmaz. Valla 5 defa var sanki değil mi? 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. Elde var 3. 5 kere 3, 15, 18. He valla 5 defa dersek hoş olur. Bakın kalan ne oldu? 65. İşte bu kalan nedir? Yani bu nedir? Bu bunun esas ölçüsüdür. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Peki açı negatifse ne yapacağız? Valla yine aynı şeyi yapıyoruz. Sanki burası artıymış gibi düşün ilk önce. E, alıyorsun bakın alıyorsun. 2.640'ı 360'a bölüyorsun yine. Yani sanki artıymış gibi düşün ilk başta. Sonra hesaplama yapacağız. Bu kaç defa var? 3 e, defa dersek 8 kere 3 24. 7 defa dersek sanki olacak 7 kere 0 0. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 3 21 4 daha 25. Yani ne çıktı? Bakalım ne çıktı? 0, 2, 1. 120 çıktı. Eğer burası artı olsaydı bunun esas ölçüsü 120 derecedir diyecektik. Ama eksi ise en son bulduğumuz sonucu 360'dan çıkarıyor. 360'tan bulduğumuz sonucu çıkararak esas ölçüyü buluyoruz. Ne oldu? 240 derece. Yani kısacası bunun esas ölçüsü avala budur. Arkadaşlar esas ölçü nedir biliyor musunuz? E, 0 ile 360 arasındaki açıdır. Tamam mı? Nasıl bulunur? Vallahi nasıl bulunur sana söylemişim. Eyvallah. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. Hocam ben anlamışım. İlk önce artıymış gibi düşüneceğiz. Bunu alıyorum 360'a bölüyorum. 3.037.350'yi alıyorum. Vallahi 360'a bölüyorum. Eyvallah. Daha sonra ne yapacağız? Mesela bir defa dersek 360 çıkartım. Burası 3. Burası 1 oldu. 5'i indirdim. içinde olmadığı için bir 0. Sıfır. 0'ı indirdim. Burası bizim için önemli değil. Oraya kafa takma. Kalın önemlidir. Kaç defa var? Söyle bana. Valla 3 defa dersek 3 kere 36. 108. Şöyle bir şey çıkıyor. 108. Sonuna da bir 0 ekleyeceğiz. Ee, çıkarttım. 0. 15'ten 8 çıkar. 7. 270 çıktı. Negatif olduğu için 360'tan neyi çıkaracağım? 270'i çıkaracağım en son. Cevabım kaç? 360'tan 270 çıkar. Valla 90 derece. He, yani bunun esas ölçüsü kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Eğer radyan cinsindeyse arkadaşlar pi paydanın iki katına bölünerek hemen esas ölçü bulunuyor. Tamam mı? Yani 53 e, bakın şurada yazayım ilk önce. Benden neyi soruyor? 53 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü soruyor. 53'ü alıyorum. Bakın 53'ü alıyorum. Paydanın iki katına yani 2 kere 4 8'e bölüyorum. 6 kere 8 48 çıkarttım burası ne oldu 5 oldu şu 5 kalan var ya geliyorum 5 pi yazıyorum payda değişmiyor ona da dikkat ediyorum yani esas yani şunun esas ölçüsü nedir ola budur hevalla 27 10'a böleceğim ilk önce yazdım bakın ilk önce yazdım 27 pi bölü 5'i yazdım bunun, bunun esas ölçüsünü bulacağım hocam valla ile hoştur 27'yi alacağım paydanın 2 katı 2 kere 5 valla ona böleceğim hevalla 2 kere 10, 20. Kalan 7 çıktı. O zaman kalan 7 ise 7 pi bölü 5 olur bunun esas ölçüsü. 7 pi bölü 5. Hah. Eğer eksi ise en son bulduğumuz sonucu 2 pi'den çıkarıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 2 pi'den bulduğumuz sonucu çıkarıyoruz. Ne demek istiyorum? Şunları bir silelim. Mesela eksi 41 pi bölü 3'ün esas ölçüsünü bulmaya çalışıyoruz değil mi? Her zaman yaptığımız gibi sanki pozitifmiş gibi 41'i alıyorum. Paydanın 2 katı. 2 kere 3 valla 6'ya bölüyorum. 6 kere 6 valla 36. Çıkarttım burası ne oldu? 5 oldu. Yani normalde 5 pi bölü 3 diyecektim. Bakın normalde 5 pi bölü 3 diyecektim. Ama eksi olduğu için 2 pi'den bu sonucu çıkarıyorum. 2 pi zaten 360'tır. Hani dereceden 360'tan çıkartıyor aynı anladım. 3 kere 2 pi 6 pi 5 pi çıkar. Yani pi bölü burası ne oldu? Pi bölü 3 oldu. Yani bunun esas ölçüsü neymiş? Pi bölü 3'müş. Eyvallah. Bunu da yapalım. Eksi 21 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulmak istiyorum. Hocam 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 ben anlamışım. Ele hoştur, ele hoştur, ele hoştur. Hocam ne yapıyoruz biliyor musunuz? 21'i alıyorum. Paydanın 2 katı. 2 kere 4, 8'e bölüyorum. 2 kere 8 valla 16. Çıkarttım 5 oldu ya. Normalde e, artı olsaydı artı olsaydı ben direkt buraya 5 pi bölü payda değişmiyor. 4 yazacaktım. Ama eksi olduğu için valla bu değil. 5 pi bölü 4'ü bulduk ya. Eksi ise 2 pi'den bu sonucu çıkarıyoruz. Al gelip buraya yazıyoruz kendimize. 4 kere 2 pi 8 pi. 5 pi çıkar. Valla 3 pi bölü 4. He, demek ki bunun esas ölçüsü neymiş? 3 pi bölü 4'müş. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Gerçekten trigonometrinin en sıkıcı tarafından kendimizi sıyırdık. Yani trigonometri bana göre trigonometrinin en sıkıcı tarafı buralardı. Bu esas ölçü bilmem ne falan filan. Şimdi çok hoş bir yere geldik. İnanılmaz güzel yerlere geldik arkadaşlar. Şimdi burayı da e, bundan sonra artık zevk alacaksınız. Diyeceksiniz ki o ne hoş bir konudur. Birim çember arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu birim çember öyle bir şey ki trigonometrinin kendisidir. Trigonometrinin anasıdır babasıdır, kardeşidir, sülalesidir, her şeyidir. Dolayısıyla eğer biz bu trigonometriyi bilmek istiyorsak a bunu bilmemiz lazım. Yani bunu bilmemiz lazım. Birim çemberdir zaten trigonometri kendisidir ha. Arkadaşlar birim çember ne demek? Merkezi analitik geometride merkezi orijin olan, yarıçapı bir birim olan bir çemberdir. O yüzden birim çember diyoruz. Tamam arkadaşlar. Birim çember. Bakın birim çember. Neden birim? Yarı çapı bir birim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yarı çapı birdir. Mesela bu bir yarı çaptır. Bir birimdir. Örneğin bu. Valla hocam yarı çaptır ha. Bir birimdir. Örneğin bu. Hocam valla yarı çaptır. Bir birimdir. Örneğin bu uzunluğu kaçtır? Valla birdir. Çok güzel. Tekrar arkadaşlar. Bakın burası x ekseni burası y ekseni. Buraya birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge dördüncü bölge diyoruz. Burası zaten bire sıfır noktası 0 a bir noktası eksi e a sıfır noktası sıfıra eksi bir noktası. Sevgili arkadaşlar birinci bölgede bakın x ekseninin pozitif kısmı buralardır değil mi? Buralar hep pozitiftir x ekseninde. Bunu biliyoruz. Buralar da negatiftir x ekseninde. Y ekseninde mesela bu üst kısım pozitiftir. Pozitif kısımlardır alt kısımlar da negatiftir. Öyle değil mi? Bunları biliyoruz. Mesela birinci bölgede bu absis oluyor. Bu da ordinat oluyor. Başka bir deyişle bu x ekseni bu da y ekseni içindir. Mesela x ekseninde artıdır. Y ekseninde artıdır. Yani birinci bölgede hem birinci bileşen hem de ikinci bileşen artıdır. İkinci bölgede sevgili arkadaşlar. Birinci bileşen eksidir. ikinci bileşen artıdır. Üçüncü bölge bu x'tir bu y'dir. X'e bakıyorum valla eksi. Y'ye bakıyorum valla eksi. İçi dördüncü bölge. Bu x'tir, bu y'dir. Baştaki x'tir, sondaki y'dir arkadaşlar. Birinci bölge, yani dördüncü bölgede x artı oluyor, y eksi oluyor. Dolayısıyla bunları da bilmek lazım arkadaşlar. Bu analitik geometriyle ilgili bir şeydir. Şimdi birim çemberin en önemli özelliğine geldik arkadaşlar. Eyvallah. Birim çemberin en önemli özelliğine geldik. Nedir biliyor musunuz? Şimdi birim çember üzerinde aldığımız bir nokta düşünelim tamam mı? Herhangi bir nokta alıyorum. Tamam, alalım bu noktayı. Bu noktayı arkadaşlar bakın şöyle de bir şey yapalım ya da öyle yapmayalım şimdilik. Bu nokta a virgül b olsun a virgül b noktası yani e, apsisi a, ordinatı b. Başka bir deyişle başka bir deyişle bakın şöyle bir dikme indiriyorum. E, burası aya tekabül ediyor değil. Şöyle bir de dikme şey yapıyorum. Y'yi de B, B'den teker. Anladın. Çok güzel. Yani absisi A ordinatı B. Çok güzel. Peki. Sana bir soru soruyorum. Sana bir soru soruyorum. Şurası kaç birimdir? Bana söyler misin? A. A burası kaç birimdir? Hocam valla bir birimdir. Bir, ne zekisin. Niye? Çünkü birim çemberdir. Yarı çap bir birimdir. O zaman arkadaşlar bakın. Şurası kaç birim oldu? Valla A birim oldu. Peki. A burası kaç birim oldu? Valla hocam burası da B birimdir. Değil mi? O zaman Buradaki e, dik üçgenden Pisagor uygular mısın? O zaman valla a kare, değil mi? Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani a kare artı b kare eşittir birin karesi bir oldu. Way. Yani demek ki birim çember üzerinde aldığımız a ve b noktası varsa a kare artı b kare bire eşit oluyor. He, bu birim çemberin bir özelliği var. Adam bana diyor ki beni anla. Beni anlamak zorundasın. Eğer sen beni anlamazsan ben senden ayrılacağım diyor. E biz de diyoruz valla seni anlayalım o zaman. Neymiş? Ne, neyi anlayacağız? Arkadaşlar diyor ki birim çember üzerinde bir nokta varsa bu ikisinin karelerin toplamı her zaman bire eşittir. Örneğin diyelim ki siz buradan bir nokta aldınız. Bir tane absisi C ordinatı D. Hocam 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 hocam. C kare artı D kare kesinlikle bire eşittir. Burada ispatlamışım. Örneğin diyelim ki biz buradan bir nokta aldık. Birim çember üzerinde. Absisi Ali Ordinatı da Veli. Valla hocam ele hoştur, ele hoştur. Ali'nin karesi artı Veli'nin karesi daima 1'e eşittir. Burada ispatlamışız. Demek ki birim çember üzerinde aldığımız her noktanın absisiyle ordinatının karelerinin toplamı 1'dir. Bunu unutmayacağız. Şimdi gelin birlikte bununla kendimize bir örnek çözelim. Bak şimdi. Bana ne diyor? Diyor ki bu nokta, yani absisi x bölü 13, ordinatı 5 bölü 13. E, birim çember üzerinde ve ikinci bölgededir. Ve şimdi ikinci bölgede ne oluyordu arkadaşlar? İyi söyleyin bana. İkinci bölge. Hocam valla ikinci bölge absis eksi oluyor. Çünkü x ekseninde eksili kısımlara denk geliyor. Ordinat da artı oluyor. Yani y ekseninde artı. Yani eksiye artı. He. ikinci bölge diyorsa Burası eksiye artıdır. Yani x'in kesinlikle eksi olduğunu bil, bil, diyor kardeş. E aynı zamanda birim çember üzerindedir. E hocam valla birim çember üzerindeyse absisin karesi ile ordinatın karelerinin toplamı bir e eşittir. Biz bunu daha yeni öğrenmişiz. Yani x bölü 13'ün karesi aha, aha, artı 5 bölü 13'ün karesi. 5 bölü 13'ün karesi. Bunların kareleri toplamı neymiş hocam? 1'dir. Neden? E çünkü birim çember üzerindedir diyor. O zaman yapalım. Burası ne oldu? X kare bölü onun için karesi 169 artı 5'in karesi 25 bölü onun için karesi 169. Neye eşit? 1'e eşit. Biraz daha irdeleyelim. Paydalar zaten eşit mi? Allah razı olsun. X kare artı 25 bölü 169 eşittir neye? 1'e. İşler çarpını yaparsa kendimize. X kare artı 25 eşittir 169. 25'i karşıya gönderirsem Valla x kare eşittir 144. Neyin karesi 144'tür? Valla x eşittir 12 olabilir. x eşittir eksi 12 olabilir. Çünkü eksi 12'nin karesi de 144'tür. Arkadaşlar ikinci bölgede diyor. X sizce 12 mi eksi 12 mi? Valla eksi 12. Eyvallah. Neden? İkinci bölge dediği için. Çok güzel. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Böylelikle ilk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bakın. İkinci video çok önemli. Zaten abi yılanın başı budur. Vallahi yılan başı abudur. budur. Eyvallah. Yılanın başı burasıdır. Burayı halledersek her şey bitti artık. Bütün her şeyi bitiriyoruz. Şimdi e, trigonometrin arkadaşlar ilk adım birinci adım yani birinci videonun sonuna geldik. Videoyu benim kanala abone olursanız sevinirim. Bu arada bir yere gitmiyorsunuz. Ha, küçük bir ara veriyorsunuz. Maksimum 15 dakika. Sonra geliyorsunuz ikinci adımda artık kurtuluş yok. Eyvallah. Artık benden kurtulamazsınız. Abi trigonometri bitene kadar benlesiniz. Trigonometriyi bitir. Ondan sonra beni terk mi ediyorsun? Nereye gidiyorsan git. Ama şu an gidemezsin. 15 dakika ara veriyoruz. Sonra geliyoruz. Kendisi perişan edip ikinci videoda şu trigonometri fonksiyonları mükemmel bir şekilde anlamamız lazım. Kendine çok iyi bak. Gitmeden bir yorum yaz. Bakalım ne düşüncen nedir. Seviyorum seni. Hoşçakal.